Normal şartlarda ben her sene olduğu gibi rutin olarak traktörümün taksitini bu aylara ayarlardım. Termiği çeker, ucundan 1 lirasını almadan götürür traktörümün taksitini yatırırdım. Borcunu ödemek için ineğini satmak zorunda kaldı. Olay Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşandı. Paprikanın bana termik vermediğini annem duyunca bak vallahi haberim yoktu. Yeni aradılar. İneği sattım, gel parasını al, traktörün taksitini götür yaptır dedi. Refik Gülce çocukluğundan beri pancar üreticiliği yapıyor. Şeker fabrikası çiftçilere garantör olarak çiftçinin daha uygun kredi almasını sağlıyordu. Gülce de bu kredi için başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı. Tarladaki ürünlerini görmek istediler, tarlasını gezdirdi, ürünleri beğenildi ancak yine de biz sana garantör olamayız denilerek kredi verilmedi. Mağdur çiftçi ineğini gözden çıkardı. Arabasının motorunu icralık olmasın diye sağdığım inağı satayım. Sağlıyor benim inağım. Haleli hoş olsun oğluma. Gülce şeker fabrikasına geçen yıl muhalif olduğu için kredinin verilmediğini söyledi. Termik verilmiyor diye kendi aramızda istişare ediyorduk böyle böyle diye. Bu onunla beraber de annem herhalde biraderle beraber görüşmüşler. Arkadaşları aramışlar, onlar da gelmiş. Her koşulda üretim yapmak zorunda kalan çiftçi haksızlığa uğradığını belirtiyor. Adalet sadece duvardaki yazıdan ibaret.